Evet, merhaba arkadaşlar. Epey zamandır, uzun zamandır bir video çekimi yapamıyordum. Bugün işte bir fırsat bulduk. Ufaktan bir video çekeyim dedim. Evet, bu sene bağ sahamını yaptık. Güzel bir seneydi, bereketli bir seneydi. Güzel bal aldık. Bal sahamının ardından arıların varav mücadelesine başladık. Yani aşağı yukarı bu üçüncü seans yaptım. Bugünkü kontrolümde geçen haftaki varav mücadelesi yapmıştık. Bu haftaki kontrolde çekmece kontrolünde yani muazzam bir varava dökümü var. Bu değildi. Şunu da size göstermek için bıraktım. Evet. Gördüğünüz gibi yani muazzam bir varava var. Yani bu üçüncü kür. Yani balın ardından yaptıktan üçüncü kür. Hala varava dökülüyor. Gördüğünüz gibi. Ben bu sene aşağı yukarı 25-30'a yakın arı satışı yaptım. Şu anda işte kuvvetli bir 10-15 kovan kalmıştı. Kovanlardan işte bal aldım. Bir de bu sene hep kovanların hepsi bölme, yani kuvvetli kovanım kalmadı. 5-6 çıtadalar hepsi. Şu anda güzel bir şuruplama yapacağız. Kovanlarda besinle ilgili bir sıkıntı yok ama yani yavru faaliyeti bayağı düştü. Havalar çok sıcak gidiyor. Dışarıdan yine bal geliyor. Basra var herhalde, salgı balı, ağaçların sıcaktan dolayı yoğun bir basra geliyor. Ama arılar polen de az buz geliyor ama yani polen çok gelmediği için arılar bayağı yavruyu azaltmışlar. Bu da kovanların nüfus kaybına. Gördüğünüz gibi zaten varava da bayağı yoğun olduğu için kovanlarda. Ondan ötürü yani çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konu böyle. Bu sene iki tane varova mücadelesi, yani 2 ve 3 çeşit olacak. Bugün de bir 10 günlük bir seyahate çıkacağım için uzun salınımlı anti varo şeritlerinden aldım. Kovanları onlardan koydum. O 3 küründe ikisini varoret, sonunda da şöyle şimdi size gösterirdim ama şimdi baraka kapalı. Neyse, önümüzdeki haftaki video çekiminde yaparız. Böyle sprey halinde çıta aralarına 3 fıs şeklinde sıkıyorsun. Bu gördüğün varöretlerle aynı aşağı yukarı veya varöretten bir tık da önde olabilir. Evet arkadaşlar, eşek arıları da yoğun bir çalışma içinde. Yani arıları kovan önünden kapıyor götürüyor. Demin de arı kuşları uçuşuyordu. Yani sonbahar yaklaştıkça arının zararlısı çoğalıyor. O yüzden arıcının da hiç derdi bitmiyor. Lafı uzatmayayım. Bundan sonra hafta hafta video çekmeye çalışacağım. Bakımlarla ilgili olsun, daraltmayla ilgili olsun. Yani yavaş yavaş video çekimleri yapacağım. Bak, eşek arısı geldi. Yani kovanın önünden arı kapmaya çalışıyor. Evet ya, ama şu anda yavru uçuşu olduğu için bunda
Büyük ihtimal o yavru uçuşu olan uçan arılardan kapmaya çalışıyor. Evet, diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya o kullandığım spreyi de göstereceğim size. Beni beğenip abone olursanız, bize destek olursanız mutlu edersiniz. İyi günler. Bereketli seneler diliyorum. Bereketli ballar diliyorum. Bereket olsun. Görüşmek üzere.